Adım Volkan Koç. İzmir'den geliyorum. Türkiye'yi kahkahalara boğacağım. Benim biraz daha evet, terledim. Işıklardan da bilhassa biraz heyecan var. Ama peki, iyi olacağını hissediyorum inşallah. Kaç taklit var? 5-6 tane taklidim var. Tabii süreye bölmeye çalıştım. Nasip ederse ikinci turda daha iyi olur. Peki inşallah nasip eder diyoruz. Sahne sizin, başarılar. Teşekkür ederim. Volkan Koç. Evet Acun Bey. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben restoranda çalışıyorum Acun Bey. Hem garsonluk hem motor kuryelik yapıyorum. Kolay gelsin. Zor iş yani. Zor iş, evet. Hem içeride hem dışarıda servis. Evet. Peki ne yapacaksın bu akşam? Valla benim taklit yeteneğim var. Kafamda yazdığım bir skeç var. Süreye yaymaya çalıştım. Tamam. İnşallah olur. Hadi bekliyoruz. Öncelikle Reha Muhtar'la başlayalım. Ateş Hattı'ndan iyi akşamlar değerli seyirciler. Her nerede yaşıyorlar ve yaşatılıyorsanız. Karısını dövüp hastanelik eden Tarık. Bak evladım, senin bu yaptığın hayvanlık, ayılık. Ama ben sana bunları söyleyemiyorum. Sonra Rütük geliyor, benim kanalımı kapatıyor. Koşun. Ayşegül Yabani'yi görmüş. Dili tutulmuş. Dediklerinden hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Ben anlarım canım. Ayşe'cim, Gül Yabani'yi mi gördün canım? Neye benziyordu? Ada da ba, Allah Allah. Ada da bak Allah'ın işine canım. Ada da ba deme ya. Ne diyor bu ya? Gemilerde talim var, bahri yarim var. Dararararam. O da gitti sefere, ne talihsiz başım. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. İyi akşamlar değerli seyirciler. Ben Deniz, Türk müzikisinin usta bestekarlarından Sayın Necip İncesaz. Hülya Hanım zaten değil Türkiye'mizin. Ben araştırdım, Osmanlı ve Selçuklu tarihine kadar böyle bir güzellik yok. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan'mış, Haseki Hatun'muş, bırakın bunları be. Hepsi hikaye bunların. Yalnız bende alakalık yok, en baştan söyleyeyim. Sergen abimi gene, geçen gazetede okuyorum bak. Messi mi, Maradona mı, Sergen mi? Bak, bak, bak. Ölen topçu musunuz siz be? Hayret bir şey be, kral var burada. Neyse bu bölümü geçelim, ben çok korkuyorum ama değil. Ama sakat, kalp atışlarım değişiyor vallahi bak. Ben sizi müzik yelpazesinde önce Yaşar'la baş başa bırakayım. Daha sonra rahmetli Barış Manço'yu saygıyla analım hep beraber. Bırak dudaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak dudaklarımda benden okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Sadece sen ve ben. Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi, başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdin hediyeyi. Sevgili Volkan, aslında mesela Beyaz'ı ilk defa gördüm ve güldüm. Gerçekten başarılıydı. Kemal Sunal başarılıydı. Değişik tiplemeler vardı, o hoşuma gitti. Ama tabii bir cesaretsizlik var, bir şey var. Sunuş bunların önüne geçti. Yani biraz heyecanlandım doğal olarak. Farkındayım, farkındayım. Sanki açılmayacakmış gibi geldi bana. Yani istenirse yapılır ama burada o verilemedi gibi geldi. O biraz muallaktayım. Onun için fena da değil ama bir şey eksik, onu bulamıyorum.
Yetersiz mi burası için? Yani bir şey eksik. Ne eksik? Ben anlayamadım acaba. Ya bu senekilerin altında kaldı bence. Eksik olan o. Yani bu sene taklit yapanlar bayağı iddialı. Evet. 3-4 tane kafamızda var. Şimdi onları canlandırıyorum ben. Volkan çok iyi, evet. Başarılı, evet. Ama onların bariz altında, yani bizim evet dediklerimiz. Vallahi kendi etrafınızda muhakkak yeteneklisinizdir tabii, bunu söylüyorlar size, ama ben bu sene çok iyi taklitçiler geldi buraya. Evet. Çok iyiler var. Çıta çok yukarıda. Devamında skeçten bahsettiniz, sürekli şarkı söylediniz, biliyorum, farkında mısınız? İşte o Necip İncesaz'la size hitaben yazdığım oyun sürekli vardı. Şarkı söylemek biraz zor, o isimleri aynı şekilde evet. bize hissettirmek biraz zor gibi göründü. Tabii. Ben kendi çevrenizde iyi olduğunuzu ama yarışmada çok bir yere gideceğinizi düşünmüyorum. Peki oylamaya geçelim Sergen. Hayır. Ben evet diyorum. Volkan, olayın kurgusunda çok eksik var. Bir de sadece hani dediği gibi şarkılarla devam ettin. İyi hazırlanırsan bu yarışmada başka bir zaman şansın olabilir ama bu sene için çok iyimser değilim. Ben de hayır diyorum. Seni uğurluyoruz. Hoşça kal. Devam edelim. Ayhan ve Anıl, hoş geldiniz. Evet, hoş geçen seninle beraberdik. Evet. Değişik, zor bir gösteriydi. Evet. İlginçti bayağı da. Aha. Bu sene neler var? Bu sene biraz daha yeni hareketler kattık içine. Bizi bayağı bir zorladı. Partnerim ve beni. Ama gayet güzel bir şov seyredeceğinize eminim. Yine izlerken böyle wow, nasıl yapıyorlar? Böyle kalacaksınız. Kalacak mı? Evet. Peki tamam, sahne sizin o çok zaman. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ni siquiera un momento.
Ayhan ve Onur, hoş geldiniz. Daha doğrusu tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sizi görmek çok güzeldi. Yani ben gerçekten size bayılıyorum. Böyle saatlerce seyredebilirim. Çok teşekkür ederiz. Onun için bunu hep söyledim. Geçen sene de söyledim. Yine bu sene finale benim gözümde kalabilecek yarışmacısınız. Yine benim için birinci olabilecek yarışmacısınız. İşte böyle. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani özellikle baktığımız şey tabii geçen senenin üzerine bir şey koydunuz mu koymadınız mı? Açık bir şekilde en az 3-4 tane yeni hareket vardı. O ayakta bir arkadaşınızın yatması işte öbürünün onu tutması çok güzeldi. Yani bundan sonra eğer finale kalırsak aynı pozisyondaki hareketleri ipekle yapmayı düşünüyoruz. Söyleme. Kumaşla. Söyleme. Tamam söylemiyorum. Bir şey söylemedim. Özür dilerim. Çok beğendim. Çok ilginçti. Seyrederken çok zevk aldım. Yalnız koyacağız diyorsunuz üstüne. Ben biraz daha riskli hareketler tavsiye ediyorum ileride. Daha riskli hareketler. Yapacağız, emin olabilirsiniz. Çok çalışıyoruz. Bu kıyafetleri nereden, yani bunları nereden bulursunuz? Nasıl olur? Bunları ben çiziyorum. Belli yani, özel evet. Çizim olduğu belli, muazzam. Fatma Ünal isminde bir modacımız var İzmir'de. O kendisi yapıyor sağ olsun. Çok başarılı. Çok teşekkürler. Yani hem başarılısınız, hem spor dalında çok başarılı, hem fiziğiniz çok muazzam, hem çok seksi bir şey bu. Yani inanılacak gibi değil. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hülya Hanım denedi bunu programında. Evet, benim programda. İnanılmaz başarılı bir bayan. Çok güzel. Tekrar kutluyorum bu yüzden. Gerçekten bir bayanın bunu yapması çok zor bir şey. Çok zor bir şey yani. Bileğiniz çıkabilir, kolunuz çıkabilir, her şey olabilir. Aynen ya, çok teşekkür ederim. Şimdi yani ben tamamen objektif bakarak konuşuyorum. Gerçekten muazzam var. Peki. Oylamaya geçelim Sergen. Ben Hülya'ya rağmen evet diyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Sergen Bey. Ben şu anda hakikaten Hülya'nın cevabını çok merak ediyorum. Evet Hülya. Ne gibi? Ne diyeceğim bakalım, nasıl bir evet gelecek? Kuyruklu, yıldızlı, küçük ayı, büyük ayı, güneş, ay, yıldız. Her şeyiyle birlikte evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de evet diyorum. 3 evetle uğurluyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.